Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda YouTube için böyle bir kapak fotoğrafı oluşturacağız. Şimdi hemen derse başlayalım. Bakın, file dedim, new dedim. Buradan 1280x720 YouTube'un video kapak fotoğraf boyutu budur. Hemen seçtim. Create dedim. Yeni bir sayfa oluştu. Bu sayfa için neler yapabilirim? Fotoğrafıma baktım. Şimdi böyle bir arka plan var. Dokümanlarıma geldim. Arka planım bu. Photoshop'a geldim. Buraya bıraktım. Hemen uzatıyorum. Böyle. Böyle. Üstten ve alttan. Tamam. Şimdi daha bakayım. Şurada hafiften böyle bir bulanıklık var. Bu şu beyaz kısımlar bu şekilde değil. Ne yapacağım? Filter. Blur. Gaussian blur. Bu değerde biraz fazla. Şöyle hafiften. Evet. Tamam dedi. Şimdi ikinci modelimi seçiyorum. Bu siz kendi modelinizi yapabilirsiniz bunun yerine. Ben geldim. Ben kendi modelimi yapacağım. Böyle bıraktım. Şu boyutlarda şöyle. Tamam dedim. Biraz daha modelimi şöyle büyük alacağım. Şöyle. Tamam. YouTube logosu var. Hemen YouTube logosunu alayım. Siz tabi bunun yerine kendi logonuzu yapabilirsiniz. Onu bırakın buraya. Şöyle. Tamam. Logonun altında olması lazım. Hemen hemen şöyle. Tamam. Şimdi bakıyorum. Bu biraz kırmızı. Uyuşmuş renkli. Nasıl yapacağım bunu? Seçiliyken karışımlardan overlay yapacağım. Bakın. Hemen bu etkiyi elde ettim. Şimdi şurada 1, 2, 3, 4 tane katmanım var. Bunu nasıl yapacağım? Öncelikle şu ilk başta şu katmandan başlayalım. Ya da önce şundan başlayalım. Şöyle. Şuradan aldım. Şöyle. Tamam. Buradan solid color dedim. Bir katman oluşmuş oldu. YouTube'un kendi rengini seçiyorum. Bu biraz daha tamam, bu renkte kalsın. İkinci katmana bakıyorum. Buradan şöyle üçgenimsi bir şekli var. Bunu yapalım hemen. Buraya geldim. Buradan aldım. Buraya bıraktım. Burayı şöyle yapacağım. Tamam. Olmadı. Edit bunu dedim. Geri aldı. Burada yine solid color dedim. Yeni bir katman oluşmuş oldu. Orijinal katmandan biraz daha hangi renk? Bakıyorum. Bu biraz daha koyu. Burayı seçtim. Burada olduğu için biraz aşağılara aldım. Tamam. Bu katman biraz aşağıda. Şöyle bakıyorum. Tamam. Belki şöyle biraz daha aşağı indirebilirdim. Fark etmez. Aynı olacak diye bir kaydı yok. İkinci katmanım burası. Bu ince bir şekilde. Yine aynı. Şöyle alabilirim. Ve biraz da şöyle. Şöyle, şöyle ve şöyle. Tamam. Tekrardan alt olacağı için alt katmanı seçtim. Buradan yine solid color dedim. Yine bu katmandan biraz daha kuyu açık olsun. Tamam. Şöyle. Tamam. Son bir katman daha yapacağım. Yine alt katmanı seçtim. Çünkü altta olacak. Şöyle. Ve şöyle. Daha şöyle yapabilirim. Evet, bu böyle olsun. Böyle. Ve böyle. Geldim. Solid color dedim. Yine bu renkti.
bunu biraz daha soluğu ya da şöyle bu renk şöyle. Şu renk uygun. Bunu tamam dedim. Tamam. Şimdi bir daha modeline bakayım. Şurada böyle bir siyahlık var. Bunu nasıl elde edeceğim? Çok kolay. Bu katmanım seç olduğu ve olduğuna emin olduktan sonra geldim. Ve buradan Blending Optimus dedim. Drop Shadow dedim. Bakın hemen oluşturdu. Bunun opasitesini düşürsem biraz daha saydam görünecektir. Şöyle. Tamam, bu değerler benim için uygun. Yine resmime geldim. Bakıyorum burada çizgi çizgi şeyler var. Bunları nasıl yapabilirim? Hemen en üst katmanı seçtim. Bu katman üzerinde olacak. Daha sonra dokümanlarımdan şu resmi seçtim. Modelimin üzerine geldim, bıraktım. Hemen büyütüyorum. Bu şekilde. Büyükten sonra buradan Create Graphic Mask diyorum. Bakın hemen boyutlar geldi. Bunu ne yapabilirim? Overlay dersem çok böyle yanık olur. Sigil dersem böyle olur. Multiply dersem evet bu daha yakın. Şimdi bakıyorum bu çizgi çizgi. Bunu nasıl çevirebilirim buna? Yine filter dedim. Blur dedim. Motion blur dedim. Bakın aynısı. Tamam. Evet şurada düz bir çizgi var. Bunu nasıl yapabilirim? Buna da bakalım. Yine blending dedim. Buradan bevel dersem böyle bir şey oluşuyor. Bevel'a geldim. Bu boyut ışığın nereden vurdu? Önemli bir şey. Yumuşaklık, derinlik, açıyı bulamadım. Biraz ekleyeyim, stroke shadow dedim. Ama bu şey olduğu için böyle oldu bu. Şunu seçmem lazımdı. Evet. Burayı seçtim. Hayır, seçtim. Solid Color değil. Ne yapıyorum? Buradan Blending Optimus dedim. Tekrar Bevel yaptım. Şöyle çaprazdan vuracak. Boyut küçülttüm. Evet. Bu şekilde. Yumuşak olsun mu? Yumuşaklık şöyle olsa. Size'ları biraz derinlik. Şu ayarlar iyi. Hafif. Biraz daha şöyle. Evet, tamam dedim. Bakıyorum. Evet, tamam burada biraz daha saydam. Level'a geldim. Basitesine şöyle düşürüyorum. Evet, açtım. Hala saydam. Basitesini şöyle düşürdüm. Tamam. Evet. Bakalım başka neler var. Şurada bir gölge yine var. Bunu nasıl yapacağım? Yine aynı katmanı seçtim. Blending Optimus dedim. Drop Shadow dedim. Evet. Hemen oluştu. Opacity'si. Şurada. Evet. Şöyle. Başka neler var katmanda? Başka bir şey yok.
sadece şunlara renk uyumu kaldı. Bunu nasıl yaparım? En basit yolu bu en alt katmanını seçerim. Kopyasını alırım, en üste taşırım. En üste taşıyınca böyle olur. Hemen color derim. Buradan, karışımlardan. Bakın. Opacity'sini biraz düşürürüm. Bakın. Hemen hemen aynı sonuç. İstersem maskeleme derim. Şurayı şu kısımları istemiyorsam, sadece modelle uyuşmasını istiyorsam sadece bunu maskelemeye de gerek yok. Direkt creeping mask yapabilirim. Bakın. Sadece modelle uyuştu. Ekstra olarak buradan ne yaparım? Ctrl Shift Alt E yaptım. Filter dedim. Burada kamera raw. Hafiften buradan FX bölümünden şöyle hafiften siyahlık katabilirim. Biraz da netlik. Evet. Siz buraya mesajlarını yazabilirsiniz. Ne istiyorsanız ya da farklı renkleri de kullanabilirsiniz. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.